oyuncu şarkıcı Kerem Cem'den Magazin 8 kameralarına çok özel açıklamalar. Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu yeni rolünü ilk kez anlattı. Hep birlikte izliyoruz. Atahan, benimle evlenir misin? O Hayat Benim'in Ateş Germanı Kerem Cem'in çok özel Bodrum tatili Magazin 8'de. Yapımcımla başımı derde sokmak istemem açıkçası. Oğlum! 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 Değerli izleyenler, Kerem Cem yemekteyken ricamız üzerine yemeğine ara verip röportaja geldi. Bizi de kırmayıp böyle kalkıp kendin için ayrıca etten teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Mikrofondaki yazı yüzünden böyle kolaylıkla geldi. Çünkü biliyorum rahatsız olacağımız bir şey sormayacağınızı. O Hayat Benim'de koca bir sezon geride kaldı. Biraz kafa dinliyoruz. Böyle eski günlerdeki gibi bir böyle yol hikayesi yapalım dedik, road trip yapalım dedik. Mehmet'le, Mehmet Turgut'la beraber bir yola çıktık. Annemleri gördük, ailemizi gördük tabii ki Bodrum'da. Buradan da bir aşağıya doğru ineceğiz bakalım. Çok uzun değil zaten. TV8'de bir televizyon filmi projesi var. 19'unda dönmem gerekiyor. Bakalım o zamana kadar bir tatil yapacağız. 7 gündür Bodrum'daymış yakın arkadaş grubuyla. Bodrum'a İzmir üzerinden gelmiş ve dünyalar güzeli annesine de uğramış Kerem Cem. Anneyle vakit geçirdiniz. Aynen. Ya özlüyoruz çünkü dizi çekimi dediğiniz şey onları görmeye fırsat bırakmıyor ne yazık ki. Onlar da özlüyor tabii ki. Ben de özlüyorum. Geldim ailemi gördüm. Beraber zaten kardeşim Mehmet biliyorsunuz kardeşim gibi yani. Onlar da öyle diyor zaten. Oğlumuzu, iki oğlumuz geldi diyor. Seviyorum. Ben de seni. Hem de çok. Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çok iyi arkadaşlar. Acaba Kerem Cem de eline makineyi alıp kareler yakalıyor mu? Hobi olarak çekiyorum tabii ki, öyle bir sanatsal bir durumu yok da. Mehmet Bey'den alıyor musunuz efendim tiyoları? Ya tiyoları alıyorum. Bir yandan da fotoğraf eğitimi gördüm ben. Sizin bilmediğiniz. Hacettepe Üniversitesi fotoğraf derslerine girdim. Gerçek derslerine. O film yakmak zamanından film banyo etmişliğim çok vardır yani. O yüzden fotoğrafa ilgili. Bazı fotoğraf sevdalıları sırf bu hobi için binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere bile gidiyor. Yurt dışında seviyoruz tabii ki, çıkıyoruz. Ama hani öyle bir fotoğrafla ilgili bir şey yapmadım yani, yapmayı da düşünmüyorum. Dünyayı görmek lazım, onu söylüyorum yani, imkanı olan herkes. Tabii ki ülkemiz çok güzel. Dört mevsimin yaşanması bir defa bizi çok mutlu ediyor. Kışını yazını yaşıyoruz ama dünyayı görmek lazım. Burası bizim memleketimiz, toprağımız ama burada doğduk diye de dünyanın geri kalan kısmını görmemezdik. Yanlış bence. Biraz Ateş German'dan konuşalım. O Hayat Benim'e yeni isimler katılacakmış. Önümüzdeki sezon benim bildiğim tabii ki olacak ama bildiğim isimler yok. Bilsem de söyler miydim bilmiyorum açıkçası. Yapımcımla başımı derde sokmak istemem açıkçası. Güzel gidiyor. Uzadı. 100. bölüm ki çok insana nasip olmaz. Dalia demek. Türkiye'de bir dizi çekerken. O Hayat Benim bunu başardı. Devam edecek. Bakalım neler olacak. O Hayat Benim'de dram rolüyle izlediğimiz başarılı oyuncu, TV8 film kuşağında ekrana gelecek yapımda çok komik bir rolle çıkacakmış karşımıza. 100 bölüm drama çekmiş biri olarak da TV8'de bir komedi televizyon filminde oynamak da iyi gelecek sanırım bana. Tatil gibi gelecek. Neden her şey paramparça oldu? Neden? Neden?